Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Felak suresi Nas suresi ile birlikte Kur'an'ımızın son iki bölümünü oluşturuyor. Adeta ikiz gibi iki sure Felak ve Nas sureleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu iki sureyle Allahü Teala'ya sığındığını çok iyi biliyoruz. Bu yüzden iki sığınak, iki koruyan dua sure anlamında muavvizeteyn deniyor bu iki sureye. Nas suresinde gereken bilgileri verdik. Şimdi sıra Felak suresine geldi. Felak sabah anlamına da geliyor. Bir şeyin çatırdaması anlamına da geliyor. Ne anlama geldiği önemli değil. Biz surenin verdiği mesaja odaklanmaya çalışacağız. Sure Nas suresi gibi bir emirle başlıyor. Kul söyle. Böyle de. Yani Allahü Teala kuluna nasıl konuşması gerektiğini, nasıl Allah'a sığınması gerektiğini öğretiyor. Bir nevi nasıl dua edeceğim ya Rabbi diye soran kuluna Allahü Teala cevap veriyor. Bu surede Gizli, açık, bilinen, bilinmeyen tüm korkulacak şeylerden Allah'ın himayesine sığınmak var. Daha da öz bir ifadeyle her şeyden Allah'a sığınmayı öğretiyor Felak suresi. Nas suresinde cinlerden insanlardan olan şeytanın kötülüklerinden Allah'a sığınmak vardı. Şeytandan Allah'a yöneliyorduk. Burada bütün kötülüklerden, bütün belalardan, yaratılan her şeyin zararından Allah'a sığınmak var. Sanki bu surede merhametle, şefkatle bizi kendine çağıran Rabbimizin çağrısını işitmiş oluyoruz. Ne kadar zayıf olduğumuzu biliyor ya Allah. Adeta bizi eğitiyor. Rabbimiz kullarının daha iyi kul Allah'a daha yakın bir kul olması için onlara konuşma eğitimi, dua eğitimi, nefis terbiyesi öğretiyor. Güvenin, huzurun, selametin sadece Allah'ta olduğunu öğretiyor. Her şeyden Allah'a yönelmeyi, bütün rahatlığın, insanın kalbinin tatmin oluşunun Allah'a yönelmekle, Allah'a sığınmakla olabileceğini öğretiyor. Özellikle de dört konuda Rabbimiz genelden özele doğru dört konuda Allah'a sığınmayı bu felak suresinde gündeme getiriyor. Ne enteresandır ki çok hoş, latif bir incelik var surenin başında. Kul e'ûzu bi rabbil felak. Sabahın Rabbine sığınırım de. Sığınmayla başlıyor. E'ûzu bi rabbil felak. Sabahın Rabbine sığınırım. Yani geceyi bitirip geceden sabahı çıkaran bizi sabaha kavuşturana sığınırım diyerek başlıyor. Burada çok ince bir umut mesajı var. Nasıl karanlıklardan aydınlığa dünya hayatında maddi ortamda Allah sizi çıkardı. Gecenin kapkara halinden sabahın aydınlığın gözün rahatça her şeyi gördüğü bir rahatlık ortamına nasıl kavuşturdu Allah sizi? İşte o Allah'a sığının. O her zor durumdan, her karanlık ortamdan sizi kolaylığa, aydınlığa çıkaran Allah'tır. Daha sure başından bu umut mesajını veriyor. Geceden sabahı çıkaran Allah'a sığınırım. Karanlığın içerisinden birden her yer aydınlık oldu ve bunu Allah yaptı. Böyle bir Allah'a nasıl umut bağlanmaz? Hangi zorluktan dolayı kişi kendini karamsar hissedebilir? Evladından dolayı bir anne, bir baba Fakirlikten dolayı bir insan, hastalıktan dolayı bir hasta nasıl kendini yiyip bitirebilir? Nasıl umutsuz olabilir? Bu kabul edilecek bir şey değildir. Geceden sizi sabaha kavuşturmadı mı Allah? İşte o Allah'a sığınan Eûzu bir Rabbil Felak böyle bir Allah'a sığınmakla başlıyor. Sabahın yakın olduğunu gece ne kadar karanlık olursa olsun, hayat ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın, Allah'ın kuluna aralayacağı bir çıkış kapısı muhakkak olacaktır mesajını veriyor. Eleyse subhu bi karib. Sabah yakın değil mi? Allah diledikten sonra Lut aleyhisselamın kavmi içinde bile olsa bir Müslüman en ahlaksız en rezil, insanlığın kaybolduğu bir ortamda yalnız başına kalsa da Lut aleyhisselamla birlikte Eleyse subhu bi karibi. Sabah yakın değil mi? Siz gece bir çıkın bakalım. Sabahleyin bakın neler oluyor diyen Allah'ı hissetmesi lazım. İşte biz Felak suresini okurken E'uzü bi Rabbil Felak. Bizi aydınlıklara, huzura kavuşturan Allah'a sığınırız. Bütün dertlerimizden ona yöneliriz. O bizi her türlü kötülükten korur. O bizi gece içindeki, karanlık içindeki insanın korkacağı her şeyden, şeytan musallatından, hırsızdan, beladan, afetten, depremden, selden korur o. Manevi hastalıklardan da korur, maddi afetlerden de korur. Duygularımız bunalabilir, ama o bizi korur. Büyücü kadınların şerrinden, hasetçilerin kötülüklerinden hep işte o sabah yakın değil mi diyen ve bizi sabaha kavuşturan Rabbimize umutla sığınmayı öğretiyor bu sure bize. İşte böyle başladıktan sonra dört temel durumdan Allah'a sığınmayı öğretiyor bu sure bize. Bunlar genelden özele doğru gidiyor. Önce neyle başlıyor? Min şerri ma halak. Allah'ın yarattığı her şeyin kötülüğünden bir kere sabahın bizi sabaha kavuşturan Rabbimize sığınırız. Önce bütün kötülükler var. Demek ki yeryüzünde Allahü Teala'nın e, hayır, şer, her şey ondandır diyoruz ya yarattıklarının içinde de kötülük yapanlar olacak. Hayvanların insanlara zarar verme ihtimali var. İnsanın insana zarar verme ihtimali var. Afetler var, tabiat olayları var, insanın korkuları var, imtihanları var. Her şeyin, her şeyin ama hayvanın, bitkinin, doğanın, gecenin, gündüzün, hırsızın, arsızın, ahlaksızın, her şeyin şerrinden Allah'a sığınırız. Genel bir kötülükten Allah'a sığınma metodu öğretiyor. Hemen surenin ilk bölümü. Sonra وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبِ Karanlık tamamen kapladığında gecenin şerrinden, karanlığın şerrinden Allah'a sığınırım. Önce bütün her şeyin kötülüğünden Allah'a sığınmak var. Bu her şeyin içinde gece de var, gündüz de var. İnsan da var, hayvan da var. Genel bir kötülük. Şimdi min ve min şerri gasikin iza biraz daha özelleşti. Gecenin içindeki kötülüklerden. Şeytanın hareketine daha müsait bir zaman dilimi Fitneler, internet fitnesi gece daha tatlı olabiliyor. Hırsızlık gece insanı daha çok korkutuyor. Geceleyin o sessizlikte her ne kadar bugünkü dünyanın geceyle gündüzü birbirine yakın hale gelse de yine de gecenin sessizliği başlı başına insanı ürkütüyor. Gecenin karanlığı başlı başına bir ürkütücülük yansıtıyor. Allah korusun gündüz deprem olmasıyla gece deprem olması aynı değil insanın kendine has hisleri, onu bunaltacak konuları yatağa girince gecenin karanlığında, güneşin batışında daha fazla üst üste çıkıyor. Şeytan daha fazla vesvese verebiliyor. İşte gece içindeki bütün şerlerden de Allah'a sığınırım. E zaten biz her şeyin şerrinden derken gecenin içindekilerin kötülüklerinden de demiş oluyorduk ama Allahü Teala bizi eğitiyor ya şimdi. Her pozisyonda Allah'a sığınmayı özelde de insanın birebir yaşadığı his hallerinde de onu Allah'a bağlamayı öğretiyor. Bir de burada özellikle gecenin şerrinden karanlık bastırdığında o karamsar tablonun içinde yaşanabilecek hallerden Allah'a sığınmayı bu sure ikinci bir başlık olarak bize öğretiyor. Üçüncü başlık ne var burada? Büyücü kadınlar. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ Onlar böyle düğümlere üflerler, üfürükçülük yaparlar. Genelde de bunu yapanlar kadın olurlar. Yani insanların arasını bozmak için, özellikle de karı kocanın arasını açmak için büyücülük yapanlar demek ki Allah'a sığınılması gereken durumdalar. Buradan da şunu öğreniyoruz. Bu da çünkü genel kötülük tablosunun içerisinde özel bir başlık. Demek ki bu büyü genelde de karı kocanın arasını açmak için yapılır. Sihir büyü Allah'ın en büyük yasaklarından birisi. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedi büyük günahı sayarken bunu da sayıyor. Üfürükçülük yapmak, büyü iplere üflemek Allahü Teala'nın kötülük olarak özelde bahsettiği bir konu. Büyük günahlardan birisi bunu bazı insanlar nasıl tıpkı içkicilik yaptıkları gibi, kumarcılık yaptıkları gibi, ahlaksızlığın başını çektikleri gibi, faizciliğin başını çektikleri gibi bunun da başını çekmek istiyorlar. Buna inanıyorlar. Biz böyle yaparsak bunların arası bozulur diye kendilerince tılsımlar oluşturuyorlar. Allah İmtihan etmek için bazen bunlara izin veriyor. Şeytanlarla, cin şeytanlarla veya insanlarla bağlantıya geçip fitneler çıkarıyorlar. O ailenin arasını bozacak sözler söylüyorlar. Kendilerince bir dünyaları var bunların. Bizi ilgilendirmiyor. Bunlarla da uğraşmamamız gerekiyor. Bunları öğrenmek bile bir risk. Bu işin yani sözde eğitimiyle uğraşmak bile bir kötülük. Çünkü büyük günahın eğitimini almak veya bu işleri öğrenmek maksadıyla, bozmak maksadıyla işte içine girmek de kesinlikle insanın kendini sallandıracağı, ayağını kaydıracağı bir konu olur. Bu Allahü Teala'nın izni dahilinde olur ancak. Allah izin vermedikçe hiç kimse kimseye zarar veremez. İlla bi iznillah. İlla bi iznillah. Ancak Allah'ın izni kadar bunlar iş yapabilirler. İşte iş yapamasınlar diye Allahü Teala Bunların karşısında bu sureyi, bu duayı bize öğretiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de bu duayı bunun için öğretti. Ve dördüncü olarak da hep bunlar özel şer dünyasının içerisinde özel konular hasetçilerin, nazar edenlerin, çekememezlerin belasından, kötülüğünden Allah'a sığınmayı öğretiyor. Haset ne demek? Allahü Teala'nın bir kuluna verdiği nimeti öbür kulun atılmasını iste, istemesi. Yani niye Allah buna bu nimeti verdi? Niye bunlar bu kadar zengin? Niye bunlar bu kadar akıllı? Niye bunda bu kadar ilim var? Niye bunun ailesi çok mutlu? Bunun çocukları çok sağlıklı diye o çocuğun sağlıksız olmasını istemesi, ailesiyle arasının bozulmasını istemesi, fakirleşmesini istemesi gibi çekememezlik. Buna haset diyoruz. İşte ve min şerri hasedin İza hased, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden de Allah'a sığınırım sabahın Rabbine. O Rabbim beni hasetten korur, büyücü kadınlardan korur diye umutla Allah'a sığınmayı öğretiyor. Genelde kötü tabiatlı insanların özelliğidir bu haset. Hasedin kesinlikle insan hayatına etkisi vardır. Bu ayetten öğreniyoruz. Hasetçinin şerrinden Allah'a sığınmak niye oluyor? E bunun insana etkileyecek bir tarafı var. Nazar var. Bakıyor, gözü kalıyor, çocuktan özü kalıyor, sağlığında gözü kalıyor, ailesinde gözü kalıyor. Her durumda Allah'a yönelme bilincini böylelikle sure bize öğretmiş oluyor. Başka neyi öğretmiş oluyor sure? Allah'a sığınmadan kurtuluş mümkün değil. Bu dört başlıktan özellikle bu sureyle sığınıyoruz. Bütününden yeniden ne öğrenmiş oluyoruz? Allah'a sığınmadan, Allah'a yönelmeden kurtuluş mümkün değil. Sihrin zararı olur, hasedin zararı olur, gecenin belası olur, başka sıkıntıları olur. İşi bile gece çalışmak bile zordur. İnsana ağır gelir. Karanlığın psikolojik olarak insanı yoran bir tarafı vardır. Ancak işte bunlar Allah'ın korumasıyla üstesinden gelinir işlerdir. Yoksa sihirden Allah korumadıkça korunmak mümkün değildir. Büyüden, hasetten Allah korumadıkça korunmak mümkün değildir. Yoksa aileler çöker. Birçok insanın gözü başkasının ailesinde, karısında, kocasında, evladında insanlar birbirinin çocuklarına haset ediyorlar. Niye benim çocuğum bununki kadar başarılı değil? O namaz kılıyor, benimkini yakılmıyor. İnsanın içinden böyle bir şey anlık geçebilir. Ancak Allah'ın korumasıyla genel özel her türlü kötülükten Allah'ın himayesiyle üstesinden gelinir korunur işlerdir. Burada bir iki notumuz daha var. İnce notlar bunlar. Bu hasetçi, sihirci, büyücü, kötülükçü insanlar gecenin kötülüğü. Bunlardan Allah'a sığınıyoruz ya aslında bir nevi böylelikle hepsi yani haset, büyü, sihir, insanın gece ortamı, işte hayvanların, tabiatın korkutucu tarafı hepsi bir yönüyle de Allah'a yaklaşma sebebimiz oluyor. Çünkü biz biliyoruz ki bunun hasedinden zarar gelebilir. Bana biri büyü yapmış olabilir. Evet ben o zaman Allah'a yaklaşayım ne ile? Felak suresiyle. Bak ondan korkmak tabi bu psikolojik insanı hasta eden korku değil. Olası bir zararından çekinmek Allah'a yaklaşma sebebimiz oldu. Gece geldi bu sureyi okuduk. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatmadan bunu okurdu. Sabah akşam felak ve nas surelerini okurdu. Bu vesileyle Allah'a yaklaşmış oluyor hatırladıkça. Burada bir başka not daha şu olabilir. Kim bilir belki biz bu sureleri okuyarak ne kötülüklerden Allah'ın izniyle korunmuş oluyoruz. Başımıza kim bilir neler gelecekti de bu sureleri okuduğumuz için Rabbimiz bizi muhafaza buyuruyor. Ve biz aslında bu surelerle bir nevi tedbir almış oluyoruz. Allah'a güveniyoruz ama tedbirimizi de alıyoruz. Nasıl hastalıktan korunmak için üzerimize düşen sağlık görevlerimiz var. E büyüden, sihirden, hasetten gecenin şerrinden, yaratılanların şerrinden korunmak için de dua ile Allah'a sığınıyoruz. Allah'a zikrederek bu sureleri okuyarak, kitabımızı okuyarak tedbir almış oluyoruz. Tevekkülümüz bu tedbirle ortaya çıkmış oluyor. Ve şunu da görüyoruz Rabbimiz bakın hayır ve şer her şeyi açıklıyor bize. Rabbimizin merhameti ortaya çıkıyor. Ve bize diyor ki işte bu şerlerden, bu kötülüklerden korunacaksınız sadece öyle Allah bizi korusun 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 demekle de olmuyor. Bu dualarla bizzat Rabbimizin öğrettiği dualarla onun merhametine, onun himayesine sığınmak gerekiyor. Çok incelik bir başka incelikte şu. Hayır ve şer de Allah'tandır diyoruz ama Rabbimiz bize bakın mahlukatın şerrinden Allah'a sığınırım diye dua öğretiyor. Yani Allahü Teala esasında şer olan kötülüğü bizzat kendisi kullarına vermez. Mahlukatı üzerinden gelir o şer. O da imtihan etmek için olur. Yine kul Allah'a sığınsın diye. Kötülükleri görsün, kötülükten de Allah'a sığınsın diye bunu Allah verir. Yoksa Allah bile bile kimseye kötülük, zarar vermeyi dilemez. Allah hep kulları için kolaylık, iyilik verir. Yarattıklarından kötülük gelir. Kötülüğü insan yapar. Allah'ın yarattığı vahşi hayvan yapar. Allahü Teala da o vahşi hayvanı niye yarattı o zaman diye sorulmaz. Onu yaratır. Sonra da kuluna der ki işte bundan bana sığınırsanız ben sizi korurum der. Kendine daha çok bağlanma vesilesi olur o vahşi hayvan. Mesela bir yılan, bir akrep. Böyle bakarız biz meselelere. Böylelikle bağlantımız Allah'la olan iletişimimiz, yakınlığımız artmış olur. Ve biz Allah'ın verdiği her nimetin bu zorluklarla, bu dertlerle şer, kötülük dediğimiz işte hasetçinin şerri, sihircinin, büyücünün şerri, gecenin şerri, yaratılanların ile her nimetin sınırlı olduğunu biliriz. Bir gün sağlık gidebilir, zenginlik gidebilir, makam bitebilir. Çünkü yaratılanların şerri var, haset var. Makamda da haset var. İlim, Allah'ın verdiği ilim gidebilir, berbat hale gelebilir. İlmi de haset ediyor insanlar. Büyü yapılıyor ailelere. Aile nimeti, evlat nimeti bu anlamda sınırlıdır. E bunun bir formülü yok mu? E bir, Allah'a sığınacağız bir kere bunlardan. İki, Rabbimiz ne bize öğretiyor? Le in şekertum le ezidennekum. Şükrederseniz devam ettiririm Allah buyuruyor artırırım buyuruyor. O zaman biz elimizdeki nimetlere, imkanlarımıza, sağlığımıza, ailemize, çocuklarımıza, ilmimize, paramıza her şeye şükretmeyi bileceğiz. Şükür nasıl oluyor? Elle oluyor. İbadetle oluyor. Harcamayla oluyor. Dille oluyor. Allah'a hamd etmekle oluyor. Organlarla oluyor. Cihatla oluyor. Allah için daha çok gayret etmekle oluyor. Mücadeleyle oluyor. Kalple oluyor. Kalp dünyasında ihlası arttırarak oluyor. Nefsimizi muhasebe ederek oluyor. Şükür yani Allah'a daha iyi kul olmak için mücadelemizi arttırdığımız sürece bu nimetin devamını da Rabbimiz getirecek diye iman ediyoruz. Bütün kötülüklere karşı beş başlıktaki direnç formülümüz de şu. Diyelim başımıza bir hasetçinin hasedi geldi. Büyücünün büyüsü geldi. İşte gece Allah korusun bir afetle karşılaştık veya evimize hırsız girdi. Çocuklarımız aynı şekilde bir kötülüğe musallat oldu. Başka arkadaşları onun maneviyatını bozdular gibi herhangi bir bela ile karşılaştığımız zaman ana formül şu. Bir kere Allah'a tevekkül edeceğiz. Rabbim beni bu zorluktan bu kötülükten kurtarır. Felaha kavuşturur. İki bunun için sabredeceğiz. Buna iman ettikten sonra sabredeceğiz. Üç, dinimizin izin verdiği tedavi olan her çeşidi uygulayacağız. Psikolojik tedavimi, ameliyat tedavisi mi, manevi tedavimi ne gerekiyorsa bunun çözüm yollarını arayacağız. Bundan kurtulmanın yollarını arayacağız. Dört, her durumda Allah'ın büyüklüğünü hatırlayacağız. Rabbim daha çok kendisine yaklaşmam için belki de bu musibeti bu şerri benim yaşamamı diledi diye. Oradan bile Allah'ın büyüklüğünü çıkaracağız ve beş kadere iman edeceğiz. Rabbim yazdı bunu. O yazmasaydı gelmezdi. O yazdığına göre vardır bir bildiği deyip şöyle yapsaydık olmazdı, böyle olmasaydı, şöyle olurdu gibi keşkelerle uğraşmayacağız. Böylelikle kul e'uzu bi rabbil -felaq. Suresindeki sırrı Allah'ın izniyle anlamış olacağız. İşte bu duayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatmadan Nas suresi ile birlikte okudu. Ellerinin içine avuçlarını üfledi ve vücudunun her yerine ulaşana kadar sürdü o avuçlarını vücuduna. Böylelikle Allah'ın himayesine sığındı hastalandığında, zorlandığı zamanlarda da Ayşe annemizden radıyallahu anh'a yap, bunu yapmasını istedi. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile olsa insan bu kötülüklere, bu zorluklara, dünyadaki imtihanlara muhatap oluyormuş. Velhamdülillahi Rabbil alemin.